Sistemik hastalıkları burada saymak önemli bir etken ağız kokusunda. Sistemik hastalıklar deyince aklımıza ilk gelen diyabet. Diyabeti biliyorsunuz çok önemli bir hastalık. İnsan vücudunu yıpratan, insan vücudunu yoran bir hastalık. Diyabet sebebiyle ağız kokusu da hem diyabetin teşhisinde ortaya çıkan bir önemli sebep. İkincisi de diyabete bağlı olarak da çürük elma kokusu ne yazık ki ağızda önemli bir oluşum. Bu diyabetin hem belirtileri içerisinde sayılabilir hem de diyabetin teşhisinde önemli bir görüntü olarak ortaya çıkar. Bir önemli sebep de mide ve bağırsak sistemindeki olan hastalıklar. Özellikle midede ortaya çıkan reflü ve reflüye bağlı olarak aşırı gaz yapısı, gastrit görüntüleri ağız kokusunun önemli sebeplerinden biridir. İnce bağırsak ve kalın bağırsaklardaki oluşum bozuklukları, polipler, divertiküller ve diğer bir takım yan etkiler, kabızlık gibi sebepler ağız kokusunda önemli bir sebep olarak önümüze çıkar. Ve bunun teşhisini de zaman zaman insanları yanıltan, bir türlü teşhisi konamayan ağız kokusunun esas sebeplerinin aranmasında mide bağırsak ve sindirim sistemi hastalıklarını mutlaka göz önünde bulundurmak ve ona göre de diş hekimlerinin hastayı yönlendirmesinde mutlaka fayda vardır.